Üçgenler verilmiş sıralı olarak. Yani birinci sırada bir tane, üç tane, beş tane böyle ilerlemiş. Şu sıradaki üçgen sayısını sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 11 tane varmış. Şurada tabii bir tane işte. Üç tane. Burası beş tane. Ardışık bir şekilde ilerliyor. 2, 2. 2, 2 gidiyorlar. Biz burada kaç tane üçgen olduğunu hesaplayabiliriz. Yalnız şuraya kadar ele alırsak 2, 2 gittiğine göre bu 11 tane, bir öncekinde 9 tane olur. Biz şurayı hesaplarsak, burayı, burada kaç tane üçgen olduğunu, şu yeşil kısmı, şu aşağıdaki yeşil kısımda da aynı miktarda üçgen olacak. Bunu hesaplarız. Üzerine de 11 ekleriz. Bu üçgen sayısını veriyoruz. Zaten üçgen sayısını bildikten sonra kenarların toplamı kolay olacak. Her birinin, bir üçgenin kenar uzunlukları toplamı 3 cm olacak çünkü. Yukarıdakileri gelelim. Şurası. İşte 1, 3, 5, en son 9'a kadar gidiyor. Burada kaç tane olduğunu hesaplayacağız. Terim sayısı formülü. Bu da son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1 olacak. Buradan 9 eksi 1, 8. 2'ye böldük, 4. 5. Demek ki 5 tane terim varmış burada. Zaten bir tane 7. Buraya çok koymuşlar. 1, 3, 5, 7, 9. Evet, buraya fazladan koymuşlar. Ama önemli değil. O arada bir şey olduğunu anlamamız sağlayacak. Şunların toplamını bulalım. Yani kaç tane üçgen? Şimdi 5 tane sıra olduğunu bulduk. 5 sıra bunlar. 5 sıra. Şimdi kare formülü üzerinden hesaplayabiliriz. Ama şöyle yaklaşabiliriz. Amacımız bunların toplamını bulmak. Yani 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 9. Bu toplamı bulmak istiyoruz. Kaç tane sayı var burada? 5 tane. Ortalaması da baştaki ve sondakinin toplamının yarısı. Şöyle. Burası 10 bölü 2, 5 çarpı 5, 25. Demek ki 25 tane burada varmış. 25 tane de burada var. Arada da 11 tane var. O halde üçgen sayısı, üçgen sayısı 25 yukarıda, 11 ortada, 25 de aşağıda, 50, 61. Üçgen sayısı 61'miş. Bir tane üçgenin kenarları 3 cm olacak, kenarların toplamı. O halde toplam eşittir 61 çarpı 3'ten 183 gelir. Demek ki 183 cm'miş toplamı. Bakıyorum.